Önceki videomuzda tesettürün nasıl olması gerektiğini anlatmıştık. Linki de paylaşıyoruz, istifade edebilirsiniz. Bu videomuzda ise tesettürün amacını ve neden tesettürlü olmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağız inşallah. Rabbimizin ayet-i kerimesi gereğince kadınların tesettür ve örtünme adabını Rabbimiz bizlere buyuruyor. Kimileri 21. yüzyıldayız. Ya insanlara karışmayın. Herkesin kendi özgür iradesi dese de bunun bir nefis ve şeytan aldatmacısı olduğunu çok iyi biliyoruz. Benim kalbim temiz ifadesi nefsin bir vesvesesidir. İslam'a göre tesettürün pek çok amacı vardır. Öncelikli olarak kadının kendi iffetini saklaması, ayrıca diğer erkekleri de günaha sokmamaları içindir. Tesettüre giren hanımlar tesettürü tam anlamıyla gerçekleştirdiği sürece büyük bir ölçüde kendine olan bakış ve şehveti koruyacak. Siz kadınlara bu gözle mi bakıyorsunuz? Hepsi bizim bacımızdır. Asla öyle bakmayız diyenleri çok gördük, çok beğendik. Rabbimiz insanoğluna nefis yüklemiştir. Kimi kandırıyor? Kimi kandırıyor? Bu iki büyük düşman sürekli bizleri günaha sokmak ve kalplerimizi bozmak için pusuda beklerken, üstelik şeytan ki milyar yıldır dünyada var olmuş ve bugüne kadar kandırmadığın neredeyse hiç kimse kalmamış bir mahlukat, sen diyorsun ki kalbim, kimse kendine güvenmemeli. Kadının tesettürlü olması konusu toplum olarak da anlayışlı, saygın ve hoş karşılanmalıdır. Nezaketten öyle uzak pis herifler var ki sadece tesettüründen dolayı ayrım yaparak çalışmak isterseniz başınızı açmalısınız. Yoksa işi almam diyecek kadar küstahça tesettüre yaklaşanlar var. Sadece kadının tesettürlü olması sapı bir zihniyetin de önüne geçmeyecek. Toplumu bilinçlendirmek, toplumu ilerlemek, toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal ahlak ve düzeni sağlamak istiyorsak kadınlı erkekli bu konuda mücadele etmeliyiz. Devletimiz de bu konuda gençlerimize gerekli eğitimlerin sağlaması gerekiyor. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Selam ve dua edin.